Sırf Gülben Ergen'i sorduğu için mesaj açmak istiyorum. Haberciye defalarca gerizekalı diyen. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye böyle gerizekalı oluyorsunuz? Neden efendim? Çünkü yani böyle bir soruya cevap vermeyeceğimi bile bile. Oğlum niye bu kadar gerizekalısınız? Bir tane akıllı gazeteci olmayacak mı ya? Hülya Avşar. Gerizekalıcı. Gerizekalısın. 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 Çirkin tavrını Kenan Erçetin Göz'ün programında da sürdürdü. Niye öyle şeyler diyorsun? Bu yakışır mı? Gerizekalılar. Kenan Erçetin Göz, Hülya Avşar'ın basitliğini defalarca, üstelik de yüzüne çarpıyordu oysa ki. Sanatçı yakışır mı? Kesinlikle yakışır. Çünkü neden? Ya ben kendime yakıştırıyorum. Daha doğrusu yakıştırıyorum derken ben de bunu isteyerek yapmıyorum. Ama fazla şımarıklık, ukalalık olmuyor mu yani? Anlamıyordu. Ama çok ağır bir hareket. Hayır değil efendim. Gerizekalı. Bana kalkıp o soruyu soramazsın. Bir başkası ismini vererek soramazsın. Sonunda Kenan Erçetin Göz, hasta mısın demek zorunda kaldı. Biraz daha hani olgunlaşıp böyle yapamıyorum. Hakaret, hakarete varan şeyleri deliriyorum. Televizyona karşı söylemem. Elimde değil ama. Bir hastalık mı? NATO kafa, NATO mermer. Gerizekalılar işte. Gerizekalı. Evet. Kenan Erçetin Göz'ün programında da kendisine yakışanı yapan Hülya Avşar. Gerizekalı, bence gerizekalı az bile. Kusura bak. Birkaç gün sonra hakkında suç duyurusunda bulunulacağını öğrenince işi espriye vurmaya çalıştı. Rekor kırmam lazım. Hani gerizekalı. Mahkeme yolu göründüğünden kodumu oturturum. Sevimli olmaya gayret ediyordu. Gel. Evet, maç tacı yaptı Hülya Avşar'ın gerçek yüzü. Gerizekalı. Lakin... Gerizekalı. Nafileydi bu çırpınışlar. İşte benim gerçek yüzüm. Gerizekalı.